Esenlikler, iyi akşamlar herkese. Bu akşam yine çok kıymetli bir konuğumla beraber önemli olduğunu düşündüğüm bir konu üzerine bir yayın gerçekleştireceğiz. Sayın Chris Selçuk Erenerol bu akşam bizimle beraber konuğumuz oldu. Sağ olsun davetimizi hani kırmadı, kabul etti. Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni, Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin tarihini ve tarihimizden, milli mücadele dönemimizden önemli bir karakter olan Papa Eftim'i konuşacağız. Zaten Chris Selçuk Erenerol Bey de Papa Eftim'in torununun oğlu, değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Evet, doğrudur. Doğrudur Evet. Sayın Mumcuoğlu. Evet, bu şekilde yayınımızı gerçekleştireceğiz. Gelen herkese şimdiden iyi seyirler dileyelim. Konularımızı tamamladıktan sonra veya o esnada belki izleyenlerin sorularını da konuyla alakalı alabiliriz. Şunu ben hızlıca belirteyim. Bugün her ne kadar Türk Ortodoks Patrikhanesi basın sözcüsü yardımcısı hani Selçuk Bey'i ağırlıyor olsak da dinler üzerinden, inanç üzerinden bir konuşma değil de şey üzerinden yapacağız. Patrikhanenin tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi ve özellikle Papa Eftim'in milli mücadeleye katkısı üzerinden konumuzu gerçekleştireceğiz, yayınımızı gerçekleştireceğiz. Lafı daha da uzatmadan size hoş geldiniz diyeyim. Hoş geldiniz Selçuk Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum Sayın Mumcuoğlu. Nasılsınız? Çok sağ olun sizler. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi öncelikle sizi tanıyabiliriz biz. Hani kendinizden bahsedebilirsiniz, anlatabilirsiniz. Sonra konularımıza geçeriz. Tabii ki de. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Yayına bağlanan herkese çok teşekkür ederim. Ve beni buraya davet ettiği için Sayın Mumcuoğlu'na da ayrıca teşekkür ederim. Bağlantıda biraz sıkıntılar var galiba. Biraz Onu lag ile gidiyor sesim. Görüntüler biraz bulanık olabilir. Kusura bakmayın. mazur görecekler artık. Kısaca kendimden bahsedeyim. Umarım. Kısaca kendimden bahsetmek gerekirse, Yeditepe Üniversitesi'nde siyaset anabilim dalını bitirdim ve sosyolojiyle yan dal yaptım. Lisans boyunca uluslararası hukuk, laiklik, sekülerizm konularında ağırlıklı olarak çalışıp makaleler yazdım. Lisansımı bitirdikten sonra öncelikle Brüksel'e bir yaz hukuk programına gittim ve burada Avrupa Birliği hukuku ve mülteciler hukuku üzerine birkaç haftalık bir eğitim aldım. Ardından da hemen yeni dönemde aynı üniversitede yüksek lisansıma siyaset anabilim dalında başladım. Tabii biraz yoğun bir program olmasına rağmen boş bulduğum vakitlerde ikinci bir yüksek lisans olarak da aynı üniversitede din bilimi ve laiklik üzerine dersler aldım. Program müsaade ettiği sürece teolojinin ve din biliminin farklı sosyal bilimler üzerinden incelenmesine bakabildim. Ve ardından da Türkiye'ye dönüp çalışmalarıma başladım. Şu anda güncel olarak Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin basın sözcülüğü yardımcılığını yapıyorum. Ve aynı zamanda Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin baş danışmanıyım. Aktif siyasette de öyle bulunmaktayım. Mehmet Ali Kendimi böyle Çelebi'nin tanıtabilirim kısaca. danışmanı olduğunuzu ben bilmiyordum. Onunla da ayrıca mutlu oldum. Evet. Kendisi de yine zaten bugünkü konularımız arasında yer alan bu Ergenekon kumpasında yine zarar verilmeye çalışılmış biri. Kendisine bu kumpas dahilinde Evet. zarar verilmeye çalışıldı. O açıdan da ayrıca ben memnuniyet duydum yani. Şimdi o Evet, ne halde yazık ki. evet o konulara da tabii yine değineceğiz, sizden dinleyeceğiz. Çok affedersiniz ben bilgisayarda açık olan şeyi hemen şu bildirim sesini kapadım. Tamamdır. Yayına giden bir sadece mesaj bildirimi oldu da. Şimdi o zaman Patrikhanenin tarihine geçmeden evvel Türk tarihinde farklı inançlardan yine hatta hala da günümüzde tabii ki farklı inançlardan Türkler bulunuyor. Yani tarihsel süreç içerisinde de özellikle mesela şey anlatılır. Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'ın yanına geçen
Türk boylarından bahsedilir, savaştığı hani Türklerle aynı dili konuştuğunu fark edince bunlar bizim soydaşımızdır diyerek Alparslan'ın tarafına geçen Evet. Türklerden bahsedilir. Onun haricinde bugün hala da Ortodoks olan dünyada yine Türkler mevcut. Çuvaşistan'da yine Türkler mevcut. Gagavuzya'da yine Türkler mevcut. İbadetlerini kendi dillerinde yapıyor hatta Gagavuzya'daki Türkler. Gagavuzca, Türkçe gerçekleştiriyorlar. Yine Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin cemaati de tarihsel süreç içerisinde de günümüzde de yine Ortodoks olan Türklerden. Özellikle tarihte Karamanlı denilen ve hani bu mübadele meselesini de sizden dinlemek istiyoruz. Bunu çünkü bir acaba yanlışlık mıydı? Hani soydaşlarımızı sadece dinlerinden ötürü Yunanistan'a göç etmelerini kabul etmiş bulunduk şeklinde yorumlar yapılıyor. Hani Anadolu'daki Hristiyan Türkleri ve tarihlerini sizden dinleyebiliriz. Malazgirt'le başlayalım o zaman. Yalnız müsaade olursa oradan biraz daha öncesine gitmek isterim bir altyapı, bir Tabii. background olarak verebilmek adına. Şimdi tabii bilindiği üzere milattan sonra 2. yüzyılda bu büyük kavimler göçü başlıyor. Ve Altay'da yaşayan Türkler öncelikle Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Rus steplerinden akın akın bir şekilde Balkanlara ve oradan da genel olarak Avrupa'ya yayılmaya başlıyorlar. Şimdi 4. asıra baktığımızda burada artık Atilla'nın ordularının atlarının nal sesleri resmen Avrupa'da inlemekteydi. Ve bahsettiğimiz bu ordu yaklaşık olarak 500 bin kişiden oluşuyordu ve gayet büyük bir orduydu. Bununla beraber sivil olarak adlandırabileceğimiz hatta yani bu göçe dahil olmuş Türkler de bir 3 milyon civarı insandan oluşmaktaydı. Yani çok büyük bir kalabalıktan bahsediyoruz. 300 yıl boyunca süren bu kavimler göçü gerçekten çok kompleks bir yapıda bulunmakta ve hiçbir şekilde uygarlık bilincine sahip olmayan bir toplumun yapamayacağı bir göçtü. Ya yani böylesine bir göç gerçekten devlet bilincine sahip olmayan bir insan topluluğu tarafından yapılamazdı. Bu yüzden Türklerin mesela göçebe olarak adlandırılması bu yönden doğru değildir. Tarihimiz boyunca evet çokça Türk kavimler göç etmişlerdir. Lakin göçebe olmak ayrı bir olaydır. Burada verilmek istenen alt metin yani Türklerin göçebe olduğu ile verilmek istenen alt metin Türklerin devlet kuramadığıdır. Ne yazık ki böyle bir şey, olgu empoze edildi. Bizim göçebe olduğumuz, devlet kurma bilincine sahip olmadığımız, nizamsız birlikler olduğumuz üzerineydi. Ve bu kesinlikle doğru değildir. Çünkü böylesine orduların o kadar uzun yol, yüzyıllarca o kadar uzun yol kat edip oralarda büyük egemenlikler kurması ve günümüzde bizim Hun devleti olarak dediğimiz Atilla'nın devletinin esasen de Deşli Kıpçak devleti olup aynı zamanda o zamanın en güçlü imparatorluğu olan Roma İmparatorluğu'nu Doğu ve Batı'yı haraca bağlaması ve üstlerinde egemenlik kurması kesinlikle devlet bilinci ve nizamı olmayan bir topluluk tarafından yapılamaz. Şimdi oraya baktığımızda tabii ki de Atilla sonrasında bir otorite boşluğu görüyoruz ve oraya gelen Kıpçaklar, Kumanlar ve onlar gibi olan Uzlar, Avalar, Peçenekler, İskitler oralar artık yerleşmiş bir şekilde bulunuyor. Başka devletlerle savaşmamız bir yana kendi içimizde de, kendi boylarımızın da arasındaki de çatışmalar olmakta. O dönemde Bizans'la beraber çatışan Türk boyları aynı zamanda Bizans'ın kendi kurduğu oyunlarla kendi içlerinde de çatışıyordu. Bu tabii ki de Bizans'ın işine gelen bir olaydı. Ve yüzyıllarca süren bu süreç içerisinde tabii ki de artık orada yaşamış olan biraz önce bahsettiğim Uzlar, Kumanlar, Avarlar, Peçenekler, İskitler, Bulgarlar oranın yapısı itibariyle Hristiyanlığa geçmeye başlamıştı. Hatta bir önceki konferansında da bahsetmiştim. Papa Eftim'in Eftim ismini nereden aldığıyla alakalı. Evet. 1051 ve 1053 yılına baktığımızda
Peçenekler kendi istekleriyle Hristiyanlığa geçtiğinde Bizans İmparatoru bizzat onların vaftiz babası olarak adlandırılıyordu. Ve Tuna Nehri'nde vaftiz edilen bu peçenekler, peçenek Türkleri, Keşiş Eftim tarafından vaftiz edilip Hristiyanlığa geçirilmişti. Eftim ismi de buradan gelmektedir. Böyle küçük bir parantezle. Uzlar'ı peçenekler arasında olan o dönemdeki çatışmalarla Uzlar Tuna'yı geçip Balkan Yarımadası'na geliyor ve bugün hatta sizin de biraz önce bahsettiğiniz Gagauz topluluğu oluşmuş oluyor. Şimdi Malazgirt'e geldiğimizde ise buradan anlayacağınız üzere hani Anadolu, Balkan ve Avrupa'nın muhtelif yerlerinde Türkler zaten yüzyıllarca, binlerce yıldır bulunmaktaydı. 1071'de Anadolu'nun kapının Türklere açılması söylemi ne yazık ki çok doğru bir yaklaşım, tarihsel bir yaklaşım değildi. Belki otorite yerde olarak mı acaba kastediyorum? Lafınızı böldüm ama hani savaş sonucunda yok, devlet... Tabii ki de büyük bir olaydır Malazgirt'in olması. Malazgirt zaferinin alınması gerçekten tarihin seyrinin değiştirmiş bir olaydır. Ama aynı zamanda bu seyrin değişimini kesinlikle şu boyutuyla unutmamamız gerekmektedir. Otoritenin bozulmasından sonra orada kalan boylarda, Türk boylarındaki insanlar Roma İmparatorluğu'nda aynı zamanda asker olarak da yüzyıllarca görev yapmıştır. Böyle bir askeri yapıdan geldikleri için tabii ki de oranın yüzyıllarca tarih sahnesinde seyrini değiştirecek 1071'e kadar da o bilinçle gelmişlerdi. 1071'de Selçuklu'nun gelmesiyle beraber, Alparslan'ın birlikleriyle gelmesiyle beraber Bizans'ın bizim Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi tımarlı bir sistemi bulunmaktaydı. Ve yenilen boyları kendisinin çevresine yayıp hem kendi iç güvenliğini sağlıyordu, sınır beylikleri olarak dışarıdan gelecek Ermeni, Arap, İran akınlarına, Türk akınlarına karşı bir sınır karakolu olarak kullanıyordu. Ve orada kullandığı peçenek beyleri de 1049'larda yanılmıyorsam bu çatışmalar başlıyordu ve 1071'de oradaki sınırda bulunan Türk beylerinin, Türk boylarının Alparslan'ın yanına Türk oldukları için geçmelerinden ötürü tarihin seyri değişmiştir. Otorite olarak dediğiniz gibi evet çok büyük bir olaydır. Anadolu'ya yerleşmemiz tamıyla sağlama alınmıştır ve tarih sahnesinde çok büyük bir yenilik açmıştır. Ama Türklerin Anadolu'ya gelişini 1071 olarak almanın doğru olduğunu bulmuyorum. Belki kalıcılığı için evet ama hani gelişini öyle söylenmesini çok doğru bulmuyorum ne yazık ki. Buradan dinleyenleri de bunu özellikle altını çizip belirtmek isterim. Zaten hali hazırda dediğiniz gibi orada Doğu Roma teşkilatlanması içerisinde özellikle askeri alanda Türkler hani dediğiniz gibi yer alıyordu. Ve hatta şeyden de bahsedilir. Şimdi çok kaynak vermeden konuşmak istemiyorum gerçi ama Cengiz Han'ın ordusunda dahi Hristiyan olan yine Türk şeylerinden, komutanlardan bahsediliyor. Doğrudur yani bu şekilde. Şimdi kaynak veremediğim için şey yapamıyorum ama dediğiniz gibi hadiseler gerçekleşmiş. Karamanlılar bahsi nedir? Yani dilleri Türkçe, hatta bir YouTube kanalı da var. Ben tavsiye ederim ilgisini çeken arkadaşlara. Karamanlıca arşivi diye bugün Yunanistan'da yaşayan, Karamanlıca konuşan, yani Türkçe konuşan ama alfabeleri Yunan alfabesi olan insanlar. Aslında soydaşlarımız yine. Onlar hakkında durum nedir? Mübadelenin büyük bir etkisi var herhalde. Burada onların hatırasında bir acı bir anı olarak kaldı diye biliyorum. Onu dinleyebiliriz sizden Karamanlılar hakkında. Karaman olarak baktığımızda şimdi 16. asırda bir seyyahın seyahatnamesinde görüyoruz. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde büyük bir coğrafyada, hatta Anadolu'dan da taşan bir coğrafyada Karamanos denilen Türkçe konuşan Ortodokslar görülüyor. Hatta ve hatta oraya sonra değinecektim. Küçük bir parantez açıp onu da söyleyebilirim. Tabii. Karamanlı Urum Türkleri bizim şu anda Galata'da bulunan kilisemizi de kuran Hristiyan Türklerdendir. Anadolu'da yaşayan
Karamanlar tabii ki de hani dindaş olduklarından ötürü Bizans'ın etkisi altında kalarak evet alfabe konularında bazı asimilasyonlara tabii ki de maruz kalmıştır. Aynı dini paylaştıkları için elenizasyon politikaları altında öyle bir kimlik kayması ya da kargaşası belki diyebiliriz oluşmuştur. Ama ve lakin tabii ki de her zaman Türklüklerinin nereden geldiklerinin bilincinde olan bir hattı bu. Evet. Yani mübadelede aslında hani gitmemeleri konusunda belki bir politika güdülebilirdi şeklinde yorumlar yapılıyor. Yapılıyor, evet. Evet. Şöyle ki Lozan mütarekeleri sırasında gerçekten bu mübadele konusu ve aynı zamanda Fener Rum Kilisesi'nin Türkiye'nin dışına çıkartılması çok tartışılmış bir konudur. Ama ne yazık ki bu konular sırasında Batılı devletlerin baskısıyla beraber hani bunun ısrar edilmesi konusu gerçekten mütarekeyi artık sonlandıracak noktaya getirdi ve o yüzden kabul edilmek zorunda kalındı. Zaten mübadele Türk Devleti'nin direkt olarak sunduğu ya da istediği bir şey değildi. Karşı tarafın, Yunanistan'ın Evet. istediği bir olaydı. Ve ne yazık ki sadece dinden ötürü, aynı din paylaşıldığı için Anadolu'da bulunan Türk Hristiyanlarımız öyle bir değişime Evet. maruz kaldı. Sonradan da herhalde zannediyorum oraya giden mübadele dolayısıyla giden Türk Hristiyanlar herhalde artık milli kimliklerini hani Batı Trakya'yı tenzih ederek söylüyorum. Herhalde koruyamadılar diye biliyorum. Yani çünkü çok fazla Koruyabilen de var, koruyamayan da oluyor. Evet, yani Anladım. bir 100 yıl oldu. Bu yıl 100. yılı malum Evet. mübadelenin. Bazı şeyler değişiyor, nesilden nesile aktarılamıyor. Ama hala kimliklerini koruyan, Türklük bilincinde olan insanlar da tabii ki de orada bulunmakta. Anladım. O halde bize Türk Ortodoks Patrikhanesini anlatabilirsiniz. Hani merkezi neresidir, tarihi nedir? Türk Ortodoks Patrikhanesini dinleyebiliriz sizden. Tabii. Şu anda merkezimiz Karaköy Galata'da bulunmakta. Merkez Meryem Ana Kilisesi'nde Patrikhanemiz faaliyetlerini devam ettirmekte. Kurucumuz Papa Eftim. Kuruluş tarihine de şimdi gireyim mi? Öyle mi Olur, yapalım, nasıl olur. Yani isterseniz? zaten kuruluş tarihi Papa Eftim'in hayat hikayesiyle de tamamen içli dışlı. İkisini bir dinleyebiliriz sizden. Nasıl bir kurulma süreci Tabii ki yaşadı? akışını öyle yapabiliriz o zaman. Şimdi bilindiği üzere 1922'de Türk Ortodoks Patrikhanesi öncelikle Kayseri'de kuruluyor. 1910'lu yılların sonunda artık Papa Eftim yani milli mücadele bilinciyle beraber bir şey yapması gerektiğine inanıyor. Ve o dönemlerde İstanbul Patrikhanesi yani günümüzde Fener Rum Kilisesi olarak adlandırılan yer Anadolu Hristiyanları Yunanlaştırma politikasını bir taraftan güderken yani hem dil yönünden hem dini baskılarla bir taraftan oradaki Hristiyanları boyundurluk altına almaya çalışırken öte taraftan da tabii ki de silahlı çeteler, etnik yeter ya Mavrimira gibi çeteler kurup milli mücadele karşıtlığını da diğer taraftan götürüyor. Bunun üzerine Papa Eftim bu olaydan rahatsız olan Türk Hristiyanlarla beraber Anadolu'da artık bir müstakil Türk Ortodoks Kilisesi'nin kurulması gerektiğine inanıyor. Ve Temmuz 1922'de öncelikle Ankara hükümetinden izin alarak böyle bir şey yapacağını söylüyor ve Temmuz 1922'de bu kongreyi Patrikhaneyi kurabilme adına gerçekleştiriyor. Şimdi öncelikle bu kongrede alınan çok önemli kararlar var. Ona geçmeden önce bu kongreyi yapabilmesi için 3 ruhani başkana ihtiyacı vardı. Malum milli mücadelenin başladığı dönemlerde Fener'in etkisiyle, Fener'in baskısıyla oradaki birçok ruhani lider artık yerlerini terk etmişti. Geriye Konya ve Maçka Metropoliti ile Antalya ve Gümüşhane psikoposları kalıyor. Ve 3 kişiyi bir şekilde Kayseri'ye getirip aynı zamanda geri kalan Anadolu'daki 80 ruhani
lideri de oraya çağırıyor. Bunlardan 8'i katılmıyor kongreye. 72 ruhani başkanlık bunu kabul ederek Papa Eftim'in yanında Türk Hristiyanlarının kilisesini kurmak adına bulunuyor. Ve burada alınan, kongreye sunulan toplantılar başlamadan önce sunulan teklifler şöyle. Birincisi, kanun ve nizamlara aykırı şekilde Amerika'dan getirtilerek patriklik makamına oturtulan Meletios Metaxas'ın patrikten çıkarılması ve İstanbul Patrikhanesi'nin artık feshedilmesini sunuyorlar. Şimdi Meletios'un gitmesinin sebebi, daha doğrusu götürülmek istemesinin sebebi, kendisinin Venizelos'un yakın arkadaşı olup bilindiği üzere Yunanların megalo ideasını savunan ve Anadolu'da çatışmalara, karışıklığa sebebiyet veren bir patrik olmasıydı. Ve bunu gelecekte başaracaklar. İkinci olarak Kayseri'de bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin kurulmasını sunuyorlar. Ve sonuncusu da bu kurulacak patrikhanenin başına Papa Eftim'in geçirilmesi. Bu oy birliğiyle kabul ediliyor ve böylelikle kongre başlamış oluyor. Toplamda 10 toplantı yapılıyor ve bu bütün yapılan toplantılar net bir şekilde ayrıntılı, açık bir biçimde Anadolu'da Ortodoksluk Sadası adı verilen bir gazeteyle 16 yayın boyunca bildiriliyor. Ve böylelikle kongrenin bitiminde artık 21 Eylül 1922'de Patrikhanemiz Kayseri'de kurulmuş oluyor. Tarihsel olarak baktığımızda olay böyle. Buradan İstanbul'a mı geçiş yapalım yoksa araya eklememi istediğiniz bir şeyler var mı? Yani affedersiniz, ilk kuruluşu bu bir zaruretten doğuyor anladığım kadarıyla. Bu Evet. Fener'de bulunan Rum Patrikhanesi aslında milli mücadeleye zararlı cemiyetlere destek olmaya kalkmasa, kendi bu megalo idea gibi hedeflerini sağlamak adına siyasi işlere girişmeye kalkışmasa, aslında böyle bir ihtiyaç hiç belki zuhur etmeyecek gibi anlıyorum. Ama onlar, evet, yani dini Çok meseleye pardon, sadece aleti, destek vermesi de değil, aynı zamanda kendileri bu çeteleri yaratıyorlar. Kendi içlerinde, kendi bünyelerinde, Patrikhanenin kendi içerisinde bunlar yaratılıyor. Sadece yaratılanlara destek verme olayı da değil. Anladım. Bizatihi kendileri tarafından Doğrudan taraf bunlar oluyorlar yani. yaratılıyor. Evet, doğrudan taraf oluyorlar. Anladım. Papa Eftim de buna dur diyebilmek adına ve özellikle Anadolu'daki Hristiyanlığın milli mücadele karşıtı gibi lanse edilmesine de ve gözükmesine de karşı durmak adına Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin kurulmasının gerekli olduğunu ortaya koyup kuruyor anladığım kadarıyla. Evet, Ardındaki evet. süreç nasıl Zaten gelişiyor? Ha, bulunan buyurun. Hristiyan halk da bundan çok rahatsızdı. Değil mi? Yani bütün Anadolu'daki Hristiyan Anadolu'daki halk. süreç. Tam sesiniz gelmedi, çok affedersiniz. Şu an geliyor mu acaba? Şu an biraz daha iyi mi sesim? Size geliyor mu? Şu an geliyor, evet. Kusura Tamamdır. bakmayın, bir kesinti oldu. Evet, Yo, estağfurullah. Yani geliyor. yayında bunlar yaşanacak. Artık izleyicilerimiz de mazur görsün bağlantıdan ötürü. Yani Anadolu'daki Hristiyanların tamamının da sanki hani şey yaptığı bir durum yok. Milli mücadele karşıtlığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına bir karşıtlık gibi, bağımsızlığa karşıtlık gibi bir durumu yok. Ancak Fener Rum Patrikliği doğrudan Yunanistan'la artık Yunan bağımsızlığıyla içi dışlı hareket ettiği için böyle zannediliyor. Buna karşı durabilmek adına da Papa Eftim bütün inisiyatifini cesaretle göstermiş. Ardından ne oluyor da hani o süreç bizim açımızdan çok önemli. Ben gördüğümde bugün Papa Eftim'in hala da mezarında yazan o Atatürk'ün övgüsü, Baba Eftim bir ordu kadar bu ülkeye hizmet etmiştir. Tam doğru söyleyemedim belki ama bu övgüyü hani hak edecek icraatları, konuşmaları bildiğim kadarıyla Sivas Kongresi'ne de katılıyor. Meclis açılışında o dualar edilirken kendisi de orada bulunmuş. O süreçleri Evet. anlatabilirsiniz bize.
Tabii ki, tabii ki. Şimdi öncelikle tabii ki de milli mücadelenin Papa Eftim için başlangıcı şöyle olmuştur. Balkan Harbi'nden sonra ve İzmir'in ne yazık ki işgal edilmesinden sonra Anadolu'da Müslüman ve Hristiyan cemaatler arasında büyük bir başlıyor. Şimdi milli mücadeleye gireceğimiz zaman da topyekün ülkeyi savunmak durumunda kaldığımız için öncelikle Papa Eftim'in isteği olacak olan olacak ya olabilecek bütün bu çatışmaların ortadan kalkması ve Türk cemaatlerin, Hristiyan, Müslüman cemaatlerin barışabilmesiydi. Ve bunun için öncelikle Karaman eyaleti civarında büyük bir girişimde bulunuyor ve elinden geldiğince orada bulunan cemaatleri birbirleriyle barıştırıyor. Hatta ve hatta bazı çok tehlikeli yerlerde çetelerin silah bırakmasını sağlıyor. Silahları bırakanların kimisi ülkenin dışına çıkarken kimisi de affediliyor ve milli mücadeleye katılıyorlar. Bunun dışında hani bunu bir yerde diplomatik ayak olarak görebiliriz belki. Bunun dışında cemaatlerden yardım topluyor. Artık kuvvacıların neye ihtiyacı varsa giysi olsun, yiyecek olsun, at, eğer silah gibi ihtiyacı olan şeyleri cemaatlerden toplamaya çalışıyor. 1921 yılında özellikle mücadelemiz çok buhranlı günlerden geçerken o dönemde de en başta bir yatak toplama olayı oluyor. Cepheden gelen yaralı askerler için acilen yatakların ihtiyacı olması üzerine cemaatten bunu sağlıyor ve bunu öğrenen Atatürk de orada bir hastane kurmasını emrediyor Papa Eftim'e. 2000 yataklı bir hastane kurmasını istiyor ve cephe gerisinde de böyle bir desteği bulunmakta. Bu arada tam yeri gelmişken ben şeyi de belirteyim. Sizin Boğaziçi Üniversitesi Sesim geliyor mu şu anda? sesiniz Bir kesinti mi geliyor. oldu acaba? Bana sesiniz geliyor. Benim sesim geliyor mu size? Aha. Biraz kesik geliyor ne yazık ki. Bazı yerlerde bir şey geliyor mu emin değilim. Anladım. Belki yayına gidiyordur doğrudan ama şeyi Umuyorum. şunu söyleyeyim ben hem yayını takip eden arkadaşlara sordukları sorulardan ben anlık not ettiklerim oluyor. Yayın sonunda hani vaktimiz de müsait olursa ben onları size ileteceğim. Sorularını sormaya devam edebilirler. Yayına iyi gidiyormuş. Bizim bağlantımız da ara sıra bu dalgalanma olacak herhalde ama biz sizi iyi gayet duyduk bütün anlattıklarınızı. Tamam. O açıdan Tamam, çok bir sevindim. aksilik yaşanmadı. O halde evet milli mücadele dönemindeki şeyden bahsediyorduk. Papa Eftim'in girişimlerinden bahsediyorduk. Sadece milli mücadele döneminde de kalmıyor anladığım kadarıyla. Ardından da hani bu şeyler atılırken, devrimler yapılırken, gerçekleştirilirken yine Atatürk'le de çok muhabbeti olan biriymiş. Bizzat desteklediği durumlar. Yani mesela örneğin şey görsellerini gördüm. Onu izleyenlere de görmelerini ben tavsiye ederim. Din adamlarının yalnızca ibadethanelerde dini kıyafetlerde bulunması, günlük hayatta, sivil hayatta sivil kıyafetler giymesini desteklemek adına fotoğraflar çektirmiş Papa Eftim. Kendisi de bir patrik olmasına hani rağmen diyeyim, gündelik kıyafetlerle bakın ben de bu atılan adımı destekliyorum şeklinde. Yani desteği süre gelmiş devamındaki süreçte de anladığım kadarıyla. Evet, kesinlikle öyle. Zaten o döneme bakarsak, benim de asıl alanım laiklik olduğu için hep onu söylerim. Genç Cumhuriyet yasal olarak geç kabul etmiş olsa dahi o dönemin ruhuyla laik değerler üzerine kurulmuştur. Evet. Şimdi İlk Diyanet İşleri Başkanımıza da Rıfat baktığımızda, Börekçi, Sayın evet. Rahmetli Rifat Börekçi'ye de baktığımızda, diğer tarafta Hristiyan bir patrik olan Papa Eftim'e de baktığımızda, dinle ilgilenmelerine rağmen, din adamı, din insanı olmalarına rağmen, din görevlileri olmalarına rağmen en başından beri laikliği savunmuşlardır. Hatta ve hatta Papa Eftim bu yönden mesela tabii Osmanlı döneminde bulunan hani bir yerde şeriat mahkemeleri, Hristiyan mahkemeleri diye baktığımız yerlerde
her zaman devrimle de beraber medeni mahkemelerin, medeni hukukun savunulması gerektiğine, Türk dilinde eğitim yapılması gerektiğine, milli bir eğitimin bulunması gerektiğini savunmuştur. Hani daha ortada laikliğin doğru düzgün esamesi okunmuyorken o ruh her zaman yasal olarak da ve hem de facto hem de jür olarak genç cumhuriyette zaten bulunuyordu ve o mücadele de her zaman öyle devam etmiştir Evet. sonuna kadar. Günümüzde de bir şekilde biz devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani aslında aynen dediğiniz gibi Papa Eftim'in de amaçladığı gibi toplumsal barışın sağlanabilmesi için laikliğin ne kadar önemli olduğunun, hani din ve vicdan Kesinlikle. hürriyetinin anayasada tanımlandığı şekliyle kabul edilip tabii ki herkes neye inanıyorsa, hangi inançtaysa inanıp ama toplumsal bir barışı huzuru sağlayabilmek adına laikliğe sahip çıkılması gerektiğinin başlıca örnekleri gerçekten Rıfat Börekçi de Papa Eftim de maalesef ama bugün Diyanet'in pozisyonu itibariyle yani söylemleri itibariyle farklı eleştirilerime de kendi adıma hani konuşayım mazhar oluyorlar diyeyim yani. Bu arada sizin ben de o şekilde sizin konuşmanıza denk geldim. İzleyenlere de tavsiye etmiş olalım. Boğaziçi Üniversitesi'nde vermiş olduğunuz konferansı YouTube'dan yine bulup izleyebilirler. Orada da Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni ve Papa Eftim'i anlattığınız bir konferans var. Kaydına yine YouTube'dan ulaşabilirler. Bir de Lex Historia kanalında bugün kendisinden izin aldım tavsiye etmek için Twitter'dan. Orada da yine Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin ve Papa Eftim'in anlatıldığı oldukça güncel bir video var. Orayı da tavsiye etmiş olalım. Size şeyi sorayım o zaman. İstanbul'daki bu Ortodoks Patrikhanesi'nin yani İstanbul Ortodoks Patrikhanesi'nin devamındaki süreçte de yine hem milli mücadelede hem devamında oldukça sert durumlar yaşamışlar Papa Eftim'le. Hatta bazı şeylerden bahsediliyor. Baskınlardan vesairelerden bahsediliyor. Ne tür hani sıkıntılar, krizler yaşandı Papa Eftim, Türk Ortodoks Patrikhanesi ve İstanbul Rum Patrikhanesi arasında? Şöyle ki şimdi zaten milli mücadele döneminde ilişkiler gayet gergin bir şekilde başlıyor. Bunun da başlıca sebebi İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet'in fethetmesinden sonra İstanbul Patrikhanesi'nin yani Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin inanılmaz güçlenmesi. Öyle ki Bizans döneminde bile böyle imtiyazlara ve ayrıcalıklara sahip değildi. Şimdi Osmanlı Devleti'nin güçlü olduğu zamanlarda tabii ki de bu imtiyazlar onların çok işine yaramıyordu. Ama otoritenin zayıflamasıyla beraber megalo ideayı ortaya çıkarıp iyiden iyiye kullanmaya çalışan ve zaten 1821'de de Mora isyanından sonra Yunanistan'ın bağımsızlığı, adaları almak alma ülküsü ve İstanbul'u başkent olarak görme istekleri ne o zaman duracak gibiydi, ne bugün de bitmiştir. Sadece biraz bekletilmeye alınmıştır ve hala bu şekilde de devam etmektedirler. Aslında bir yerde o megalo ideal ülküsü hala devam etmektedir. Bu tabii ki de milli mücadele sırasında tam bağımsızlık ve milli egemenliğin tesis edilmesi için çalışan kişileri çok rahatsız etmiştir. Ve buna karşı elinden geleni Hristiyan Türkler bir taraftan milli mücadeleye destek olarak yapmıştı. Öte taraftan da tabii ki de Paşamız Mustafa Kemal Atatürk elinden geleni yapmıştır. Şöyle ki mübadele sonrasında özellikle biraz önce bahsettiğim bu kongrede alınan birinci karar Meletios'un patriklikten azledilmesi üzerine mübadele sonrasında Papa Eftim ve çevresi mübadeleden muaf tutularak İstanbul'a getirtiliyor. Ve İstanbul'a geldiğinde hem İstanbul'da bulunan Hristiyan cemaat hem vakti zamanında Anadolu'dan gelmiş olan Anadolu Türkleri, Türk Hristiyanları, Ermeni cemaatinden ve bir sürü insan gelip kendisini ziyaret ediyor ve o durumdan yani Fener Rum Kilisesi'nin yaptıklarından ne kadar rahatsız olduklarını dile getiriyorlar ve ne yapılabilir diye konuşmalara devam ediyorlar.
Aynı zamanda Fener Rum Kilisesi de Maçka Metropolitine Maçka Metropolitinin başkanlığına bir heyet göndererek Papa Eftim'e ziyarette bulunuyor. Papa Eftim de iadeyi ziyaret yaptığında Patrikhane'ye gittiğinde, İstanbul Patrikhanesi'ne gittiğinde 1920'de aldıkları kararın uygulanmasını istiyor. Bunu hatırlatmakta büyük fayda var. Çünkü çağrılan 80 ruhani başkanlığın 72'si Papa Eftim'in yanında bulunuyordu. Yani bu çok büyük bir çoğunluk aslına baktığınızda. Yani bütün Anadolu Hristiyanlarının artık nasıl bu Yunanlaştırma, Helenizasyon politikalarından, megalo ideadan ve yapılan şiddetlerden bıktığının bir göstergesidir. Tabii ne yazık ki Anadolu'da bulunan destek verenlerin çoğu mübadeleye tabi tutuluyor. Ama buna rağmen İstanbul'a geldiğinde hala bu şikayetler devam ediyor ve Papa Eftim'den bir şeyler yapmasını istiyorlar. Kendisi de İstanbul Patrikhanesi'ne iadeyi ziyaret yaptığında Meletius'un öyle ya da böyle gideceğini söylüyor. Ve en sonunda Sen Sinodu meclisi yani Patrikhane meclisini ikna ederek Meletius'u baştan aldırıyor. Bu gayesine ulaştıktan sonra fark ediyor ki Sen Sinod kendisini hala bazı şeylerde oyalamakta, alttan alta kendi ajandalarını sürdürmeye devam etmekte. Ve bunun üzerine artık kendisi İstanbul'da bir şey yapamayacağını ve Ankara'ya geçmek istediğini belirtiyor. Ve enteresandır ki şimdi Kayseri'de Patrikhane, Türk Ortodoks Patrikhanesi Anadolu Hristiyanlarını, Anadolu'daki Türk Hristiyanları temsil etmek üzerine kurulmuştur ve başvekili, başına geçirilen kişi Papa Eftim olmuştur. İadeyi ziyaret yaptığında İstanbul sırasında aynı zamanda kendisine İstanbul Patrikhanesi de vekillik vermiştir. Yani bir taraftan hem Anadolu'daki Hristiyanların hem de İstanbul'da bulunan Patrikhane'nin vekili oluyor. Ama dediğim gibi işte bu kapalı kapılar ardında devam eden oyalamacıların fark edince kendisi artık Ankara'ya gitmek istediğini söylüyor. Büyük bir ısrarla kendisini tutmaya çalışıyorlar ama kabul etmiyor. Bunun üzerine Galata'da bulunan Türk, Karaman Türklerinden oluşan Hristiyan cemaati dört kiliseleriyle beraber kendisine biat etmek istediğini belirtiyor. Diyorlar ki işte biz Papa Eftim'e biat etmek istiyoruz. Kiliselerimiz sizindir ve Kayseri'de bulunan Patrikhane'yi buraya taşıyıp buradan devam edebilirsiniz diye. Bunun üzerine bu mücadele İstanbul'a devam ettirmek için Papa Eftim tabii ki de öncelikle Ankara'ya bunu soruyor ve hükümetten izin aldıktan sonra bugün en başta bahsettiğim Galata'da bulunan kiliselerimiz çok affedersiniz kediler biraz yaramazlık yapıyor. Galata'da bulunan kiliseler kendisine geçiyor ve merkezimiz oraya taşınıyor. İstanbul'da da ömrünün sonuna kadar bütün faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor. Yalnız bilindiği üzere en başta keşke çıkarılabilseydi de Atatürk'ün de hıyanet ocağı olarak adlandırdığı Fener Rum Kilisesi bir şekilde durmayacağını biliyorlardı. Ve gerçekten dışarı çıkaramamış olmaları büyük bir üzüntüydü. Daha sonra işte 1947 yılında zaten görüyoruz Athena arasında gelmesiyle beraber karşılanması, elinin öpülmesi devlet başkanları tarafından ABD destekli bir şekilde gelmesi zaten en başından beri bu megalo ideanın bitmeyeceğinin göstergesiydi. Arkalarını ABD'yi aldıktan sonra da bu şekilde güçlenmeye ve günümüzde de sözde ekümeniklik iddialarıyla devam etmelerine sebep olmuştur. Tam onu diyecektim. Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz aylarda mı, geçtiğimiz yıl mı bahsederken ekümenik gibi bir ifade kullandı tweetinde. Yani kendisinin çok hakim olduğunu zannetmiyorum bu sıfatları ama bu şekilde mi telkin ettilerdi? Sonra gerçi düzeltmek zorunda kaldı diye Evet, birkaç hatırlıyorum. dakika içinde silindi o tweet. Birçok kişi tarafından aslında zaten öyle hitap İsterseniz şeyi ediliyor. de lafınızı böldüm kusura bakmayın. Bu ekümeniklik Estağfurullah. nedir? Hani onu da belki bilmeyenler açısından onu da bize tarif edebilirsiniz. Şimdi baktığımızda dini olarak Ortodokslukla Katoliklik tabii ki de tam olarak aynı şekilde ilerlemiyor. Ekümenikliği bir nevi aslında Vatikan adlandırabiliriz. Tam olarak karşılamamasıyla beraber. Eşitler arası birinci demektir ekümeniklik. Yani Ortodoks cemaatinin başında olacak
kişidir. Bütün dünyadaki Bunun da bir... Ortodoksların değil mi? Evet. Öyle bir iddiaları bulunmakta. Ama bunun ne dini olarak baktığımızda, ne din tarihinde bir karşılığı var, ne de günümüzde artık 1923'ten itibaren Lozan ve Türk hukuku uyarınca hiçbir karşılığı yoktur. Yani bir tarafta dini bir mesele olduğunu savunan ve bunun olabileceğini söyleyen bir sürü insan varken aslında dini olarak da kendilerinin ekümeniklik iddiasında bulunması din tarihi bakımından, hatta din hukuku bakımından da geçerli değildir. Onun yanında artık zaten Lozan'la beraber kendilerinin kaymakamlığa bağlı bir azınlık lisesi olmasıyla beraber Türk hukukuna tabi olduklarından ötürü kesinlikle böyle bir iddiada bulunamazlar. Hatta 2007 yılında Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin 5603 kararlı ilamında, 5603 olacak evet, ilamında da görüyoruz ki hem anayasa esas alınarak hem de Lozan görüşmeleri esas alınarak kendilerinin ne Türkiye içerisinde ne de Türkiye dışında, yurt dışında herhangi bir kilisenin iç işlerine karışmalarının mevzubahis olmadığı karara bağlanmıştır. Bunun Anladım. üzerine 2007'de alınan bu karar üzerine ki zaten bu bilinen bir şey, bunun için bir karara da gerek yok. Ama işte orada bir dava açılıyor ve bu dava sonucunda Lozan ve Anayasa hatırlatılarak böyle bir şey yapılamayacağını, ne yurt içi ne yurt dışında Fener'in böyle bir şeye kalkışamayacağı ve hakkının olmadığı sabit bir şekilde görülmüştür. Bunun üzerine artık siyasilerin, sözde aydınların, yazarların ya da dış siyasilerin ne söylediği çok da önemli değildir. Gayet tabii. Türk hukuku her şeyin üstündedir ve bunun ciddiyetine varılması gerektiğinin kanaatindeyim ben. Evet. Hukuka aykırı bir iş yapılıyorsa yargı yolları açıktır Evet. ve sonuçları da bellidir. Yani bu şöyle bir benzetme yerinde olur mu veya yakın olur mu? Hani Müslüman bir belli bir cemaatin halifelik iddiasında bulunması gibisinden liderleri açısından hani yine Türkiye'de bu İstanbul Rum Patrikhanesi'nin bu ekümeniklik iddiasına benzer bir şey olur mu bu? Betimleme olur mu? Aşağı yukarı olabilir, evet. Yani De facto olarak aşağı yukarı böyle hani ona diyebiliriz. da nasıl Türk hukuku hayır böyle bir iddianız olamaz kanunlarımız kapsamında diyecekse aynen İstanbul'daki bu Fener Rum Patrikhanesi içinde aynısını söylüyor. Chat'ten özellikle şu sorulmuş. Hani bunun basit bir cevabı var. Tabii ki de dinleyenler açısından da netliğe otursun. Papalık sıfatı Katoliklik'te yok mu? Neden Papa Eftim'in sıfatı Papa gibi sorulmuş Ortodoks'a diye. Halbuki Baba Eftim de diyor Atatürk zaten. Evet, Atatürk tarafından Baba Eftim olarak söyleniyor. O dönem öyle geçiyordu. Papa Eftim olarak adlandırılıyordu. Bu papalık tabii ki de Vatikan papalığıyla alakalı Baba değil. kelimesine bir atıf diye ben biliyorum. Doğru mudur? Evet. Yani o anlamda. Yoksa Vatikan'daki gibi bir papalık Yok yok. sıfatı gibi bir şey. Vatikan'la karıştırılması gereken bir olay değil. Anladım. Evet. Bu şeyden isterseniz bahsedebiliriz. Bu Ergenekon kumpası sürecinde neden Türk Ortodoks Patrikhanesi hedef alındı? Bu kumpasla beraber hedefe oturtuldu adeta. Sevgi Hanım, Sevgi Eren Erol o da tutuklandı, yargılandı bu kumpas dahilinde. Bunları anlatabilirsiniz bu süreci neden hani hedefe oturttular Patrikhane'yi? Yani gerçi cevabı verdiniz zamanından beri milli mücadeleden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduğu için yaptılar gerçi ama bize o dönemleri de o süreci de anlatabilirsiniz. Tabii ki de. Bu zaten milli mücadele zamandan gelme bir mirastır bizim için. Türk Ortodoks Patrikhanesi ve onun fertleri olarak. Kurulduğu günden beri Atatürk ilke ve inkılapları Türk Ortodoks Patrikhanesi için kılavuzdur. Ve kendini tamamen cumhuriyetin ilkelerine atamıştır. Şimdi böyle bir
anlayış bulunduğu için tabii ki de bazı kesimler bundan rahatsız olmuştur ve bu kumpasları kurmuşlardır. Biz bu konuda Şu an bir Cumhuriyete ve sesiniz gitti Atatürk'e. de Selçuk Bey. O zamandan beri bu kumpasları kurmuşlardır dediniz. Ondan sonrasını bir daha alabiliriz sizden. Bu kumpasla işte intikam için kurmuşlardır. Ve biz de ilk günden beri hiçbir şekilde ne Atatürk ilke ve inkılaplarından ne de Cumhuriyet'in özünden taviz vermediğimiz için bizi de o kumpasa hedef göstermişlerdir. En başından beri Cumhuriyet'e ve Atatürk'e düşman olan bu örgütler, Fethullahçı örgüt olsun, geri kalan dinler arası diyalog gibi yerlerde kendi emellerine ulaşmak isteyen diğer megaloidler olsun, amaçlarına ulaşabilmek için bizi bir engel olarak gördüler. Ve tabii ki de burada görünen en büyük engel Türk ordusuydu ve ardından da Türk Patrikhanesi'ydi. Şimdi böyle baktığımızda Türk ordusunun lağvedilmeye çalışması, askerimizin böyle bir pozisyona konulması kazara yapılmış bir şey değildir. Türk Patrikhanesi'nden de alınmak istenen intikam, Megalo İdeanı'nda bir yerde önünü açarak bu dinler arası diyalogdan bir tarafta Fethullahçı terör örgütünün güçlenmesi, diğer tarafta hem ekümeniklik hayallerini gerçekleştirmeye çalışan Fener Rum Kilisesi'nin önünde engel teşkil etmemizdi. Ve bu yüzden Türk Ortodoks Patrikhanesi onların o zamanlar çok sıkça kullandığı bu Ergenekon sözde terör örgütünün merkezi gibi göstererek saf dışı bırakmaya çalışmışlardır. Bunun da tabii ki de dediğim gibi sebebi Rum Kilisesi'nin amacına ulaşmasıydı. Önlerinde bir engel olduğumuz için. Çünkü kuruluş itibariyle bir daha altını çiziyorum. 1922 yılında Anadolu Hristiyanlarının büyük çoğunluğu artık sırtını İstanbul Patrikhanesi'ne yani Fener Rum Kilisesi'ne dönmüştü. Ve Papa Eftim'in liderliğinde milli mücadeleye destek vermişti. O günden beri değişen hiçbir şey olmamıştır. Ve hala bundan 100 yıl sonra bile bu emellerine ulaşabilmek için her türlü şeyi yapmaya devam etmektedirler. O yüzden kendileri de çok yakın arkadaşı olan, zamanda birbirinden övgüyle bahseden bir tarafta Bartolomeos'un, bir tarafta da sözde Hoca Efendi olarak adlettiği Gülen'in bulunması ve bu kumpaslarda başat rol oynamaları şaşırtıcı değildir. Bu intikam bekleniyordu. Ama 6 yıllık bir sürecin sonunda ne Türk ordusu ne de Türk Patrikhanesi, Türk Ortodoks Patrikhanesi pes etmedi ve haklılığını hukuk karşısında gösterdi. Yani dediğiniz çok önemli. Bu sürecin altını defalarca çizmemiz gerekiyor. Kuruluşundan itibaren Atatürk'ün övgüsüyle, milli mücadeleye katkısıyla zaten Türk Ortodoks Patrikhanesi sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sadık, onun menfaatleri doğrultusunda menfaatleri olan bir dini kuruluş. Şimdi Türkiye'de laikliğin de o yüzden önemini bahsetme açısından hangi inanç, hangi şey cemaat, dini cemaat anlamında yoksa terörist olup da tabii cemaat kılığına girenlerden bahsetmiyorum Fethullahçılar gibi. Hangisi olursa olsun bu ilkelere bağlı kaldığında zaten bahsettiğim gibi toplumsal barışı, birlikte yaşamayı sağlayabileceğimiz aşikar ortada. Sizin de dediğiniz gibi Türk ordusunun ve Patrikhanenin, Türk Ortodoks Patrikhanesinin hedef alınması bu açıdan tesadüf değil. Tarihten gelen de bir kinleri bu teröristlerin diyeyim. Şu bahsi yine chatte soranlar olmuş. Onu size doğrultabilirim. Şimdi başka dünyadaki diğer işte bahsettiğimiz Çuvaşlar veya Gagavuzlar gibi Ortodoks Türklerle, diğer Ortodoks kiliseleriyle bir diplomasi veya bir ilişki içerisinde mi Türk Ortodoks Patrikhanesi? Hani bu yani işte Çuvaşlar, Gagavuzlar gibi Türkler mesela bir irtibat halinde mi? Onların Tabii kendilerini ki.
Tabii ki. Kendilerinin bir Evet. kilisesi var mı? Yani şey anlamında patrikliği var mı? Ben yok diye biliyorum ama gagavuzların mesela. Bütün patriklikleri bilmiyorum ama kiliseleri mevcut ve ilişkileriniz de bulunmakta zaten. Anladım. Yani hani İstanbul'a yani gelip gittiklerinde veya şeylerle yani bir diyalog bir şey halinde anladığım Bir diyalog kadarıyla. var, evet. Evet, eskiden de vardı. Benim büyüklerimin zamanında da Papa Eftim II Turgut Erenerol'un zamanında da, dedem olan Papa Eftim III Selçuk Erenoğlu'nun zamanında da. Tabii bunlar biraz daha benim zamanımın öncesi olduğu için o bilgileri öyle biliyorum. Ama o dönemlerden beri ilişkiler bulunmakta. Ne yazık ki bu ilişkilerin çoğu zaman önüne siyaseten taşlar konulmuştur. Bazı taraflar istemediği için, Fener Rum Kilisesi'nin gücü azalacağı için siyaseten böyle ilişkilere, diyaloglara taşlar konmuştur. Ama günümüzde de hala ilişkiler devam etmekte. Anladım. Ama onunla kısıtlıdır şu an Hani için. özellikle şeyi soranlar oldu çünkü onlar Türk Ortodoks Patrikhanesine bağlanabilir mi falan gibisinden sorular soruldu ama şu an iyi bir diyalog devam etse de böyle bir şey gündemde yok herhalde anladığım Tabii kadarıyla. siyaseten bazı şeyler günümüzde çok çok Kolay değil mümkün zaten. değil. Takdir edersiniz ki şu andaki siyasal konjonktürün gidişatıyla böyle şeyler ne yazık ki çok mümkün değil. Ama en azından böyle bir diyaloğun hala bulunması, ilişkilerin korunması ve Türklük bilinciyle sadece tabii ki de din çevresinde bir araya gelmek değildir bu. Türklük bilinciyle beraber olunabilmesi her şeye rağmen ne kadar önemli olduğunu ve ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu göstermekte. Şeyi de yayının başında özellikle yazanlar oldu. Hani adınızı görüp Chris Selçuk Erenoğlu görüp şimdi benim adım da Burhanettin, ben o örneği veriyorum. Benim adım tamamen Arapça. Sizin adınız da en azından Türkçe kısım da var. Yani bütünüyle ele alındığında daha Türkçe benim adıma göre. O soru bana da çok geliyor. Chris Vaftiz ismimdir benim. Vaftizimde konulmuş bir isimdir. Selçuk Erenerol olarak zaten Chris Selçuk Erenerol olarak diyorum. Malum Selçuk da dedemin ismi. Selçuk Erenerol olarak hitap edilebilir yani. İnsanların çok şaşırmasına gerek yok. Vaftiz ismidir o. Yani şey düşüncesi oluyor çünkü ben de bazı yayınlarımda bunu dile getiriyorum. Gagavuzlarda da hep vaftiz isimleri mesela tek ad haline gelenler de var. Alexander de olmuş, Piotr olmuş. Ama bugün dahi rahatlıkla anlayabileceğimiz bir Türkçe'de konuşup Türk olduğu bilincinde yine. Bizde de şimdi adlarımız Arapça. Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet vesaire. Hani o algının da aslında kırılması lazım yani sonuçta inançla alakalı olarak isimler değişse de aidiyet falan başka bir Tabii ki de. mevzudur. O halde yine başka sorusu olanlardan alabiliriz. Ha şeyi de yine belirtmek lazım bu konuda. Papa Eftim'in vurguladığı haliyle Türk dostu Eftim değil, Türk oğlu Türk Eftim. Yani Türk dostu denildiğinde aynı kulağa şey geliyor. Dışarıdan birinin sanki Türklere dostluk yaptı. Halbuki Türk oğlu Soru Türk Eftim. gelmeseydi tam bölüp onu söylemek istiyordum. Türklük bilincinin samimiyetiyle alakalı. Bunu her yerde dile getiririm. Kendisine Türk dostu dediklerinde belki de hayatında bir insanı çok az kere hatırlatır. Bunlardan bir tanesi de o Türk dostu lafıdır. Kendisi buna karşılık dostun yabancıdan olacağı, kendisinin Türk oğlu Türk oğlu Türk oğlu Türk eftim olduğunu söyler ve dost kelimesinden o Türk dostu kelimesinden hiç hoşlanmaz. Bu tabii ki de bir yerde bilimimizin arkasında yatan hani Türk'ten Hristiyan mı olur anlayışı olabilir ne yazık ki. O zaman da vardı, günümüzde de var ve böyle bir yaklaşım oluyor. Kendisi zaten bu hususta Türk olabilmenin kendini Türk hissetmekle alakası olduğunu Atatürk'ün de söyler. Yani belirttiği o da gibi. Atatürk gibi. Evet, kesinlikle hem anayasamızda olan hem Atatürk'ün belirttiği hem de Papa Eftim'in belirttiği gibi bunun samimi duygularla kendini Türk hissedenin Türk olmasını bağlar. Bu yüzdendir ki zaten ne mutlu Türk'üm diyene
denir. Hani Evet. Türk olan değildir, diyebilenedir o. Çünkü o bir bilinçtir. Hiçbir Aidiyet şekilde aidiyet hissidir kesinlikle. Bunun hiçbir şekilde ırkla vesaire alakası yoktur. Bu sözleri oralara çekmeye çalışanlar da gerçekten ırkçılığın aslında esas olanını yapmaktadırlar. Çünkü evet. zaten bir açıp anayasayı okusalar, bir o bilinci, bir Atatürk'ün anlatmaya çalıştığını, öte yandan bir Hristiyan Türk'ün, Papa Eftim, bir din görevlisi olarak, din adamı olarak bu anlatmaya çalıştıklarını zaten bir kavrayabilseler çok daha güzel olacak. O yüzden Türk olabilmenin, gerçekten Türk hissedebilmenin o samimi duygularla olması gerektiğine ben de yürekten inanıyorum. Evet, ben de aynı şekilde. Şeyi de o zaman soralım. Yine chatten de eğer ki yazarlarsa sorularını alacağım. Et Burhi olarak chat'e yazarsanız daha rahat görürüm arkadaşlar bu arada. Onu da belirtmiş olalım chat'in sohbet kısmına. Merkez Meryem Ana Kilisesi olduğunu söylediniz. Şu an Evet. zannediyorum Covid tedbirleri nedeniyle aktif bir faaliyet devam ediyor mu? Hani gelip görmek isteyenler ayinlerin mesela Türkçe yapıldığını yine görmek isteyecek olanlar da vardır. İlgisini çeken insanlar var. Hani dinlere, dinler tarihine de merakı olması hasebiyle de olabilir. Ne zaman gelip görebilirler? Kapınız açık mı ziyaretçilere? Şöyle ki Mart 2020'de vakaların çıkmasıyla beraber ne yazık ki bir süreni kapatmak zorunda kaldık ziyarete. İdari işlerimiz devam ediyor ama bu ayda bildiğiniz üzere Paskalya Bayramı olacağı için artık açmaya karar verdik. Hatta biraz daha erken açacaktık ama o zaman da Omikron fırladı ve gerçekten vaka sayıları çok kötüydü. Umuyoruz ki artık bu pandemi de gücünü yitirir ve biter. Çünkü insanlara gerçekten her yönden çok çektirdi. Hem mental olarak hem sağlıkları yönünden çok çok çektirdi insanlara. Biz de bu ay içerisinde 24 Nisan'da Paskal'dan itibaren yeniden ziyarete açmayı düşünüyoruz. Umuyoruz ki ayinlerimiz de başlayacak. Baştan sona Türkçe bir ayin görmek isteyen, sorusu olan, muhabbet etmek isteyeni de bekleriz. Hafta içi de ziyaretlere zaten açılacak önümüzdeki birkaç hafta Siz içerisinde. O duyurursunuz zaman da gelmek herhalde isteyenler. Evet açılacağı evet zaman. Twitter üzerinden Açıklamaya çerçevelenir yazdım. ol diye Açıklamada var takip bağlantımız. ederlerse tamamdır, çok teşekkürler. Oradan bana ulaşırlarsa mümkün mertebe mesajlara da dönmeye çalışıyorum. Kimse kusura bakmasın, bazen yetişemediğim olabiliyor yoğunluktan dolayı. Sırayla herkese bir şekilde hem sorularına hem meraklarını giderme yönünden cevap vermeye çalışıyorum. Oradan da bana istedikleri zaman ulaşabilirler. Onun dışında Patrikhane'ye de gelip ziyaret edebilirler. Ayinlerimiz de herkese açıktır. Herhangi bir dini kısıtlama vesaire şey yoktur. Herkes gelip dinleyebilir. Kendi duasını da edebilir. Neye inanıyorsa öyle bir şeyimiz yoktur. O yüzden kimse çekinmesin. En nihayetinde orası Cumhuriyet'in bir kurumudur. Ve her şeyden önce de hep beraber Türk'üz. Evet. Şunu soranlar olmuş. Soran bir arkadaşımız olmuş. Daha doğrusu yine benzer sorular da var. Bildiğim kadarıyla Türk Ortodoks Patrikhanesi bu misyonerlik faaliyetlerine karşı bir tutum sergiliyor. Ben hani dini sorular varsa burada onları almayacağım. Yayın başında da belirttim. Çünkü dini bir meseleyi konuşmuyoruz. Ülke tarihini de ilgilendiren bir bahsi konuşuyoruz ama şu an mesela dışarıdan kendi rızasıyla hani bir faaliyetle vesaireyle değil gelip ben de katılmak istiyorum diyen biri kabul ediliyor mu şeklinde sorular sorulmuş. Ya da daha seçici mi davranıyor burada Türk Ortodoks Patrikhanesi? Tam soruyu anlayamadım. Yani Yani şöyle. ayinlere katılma, orada bulunma olarak mı, Yok yoksa cemaate direkt gidip cemaate Hristiyan katılma. olma? Cemaate katılma. Cemaatte bulunmalarında bir sakınca yoktur. Lakin biz din değiştirme yapmıyoruz. Kısaca misyonerliği de müsaadeniz olursa dini konulara girmeden şöyle Tabii ki. anlatmak Tabii ki. istiyorum. Nasıl isterseniz. Zaten bu başlı başına bir dini konu değil, siyasal bir konudur. Evet. Basın sözcümüz Sevgi Erener oldu uzun yıllar boyunca bununla mücadele etmiştir. Misyonerliğin altında yatan faaliyet hiçbir şekilde insanları Hristiyanlığa
davet değildir burada. Hı. Bu tamamen siyasal boyutta ülkelerin içine sızmaya çalışan güçlerin dini bir yerde aldıkları fonlarla beraber kullanmasıdır. Hı. Yani biz bir Hristiyan olarak kimin Hristiyan, kimin Müslüman olduğunu olduğuyla hiçbir zaman ilgilenmedik. Bizi ilgilendiren bir konu değil. Ama onların yapmaya çalıştığı şey burada dinle alakalı değildi. Temiz duygularla iyi bir bilinçle atılan adımlar değildi bunlar. Ve tamamen siyasal faaliyetlerin farklı bir koldan yürütülmesi üzerine geçirilmiş bir kılıftı misyonerlik. Anladım. O yüzden tamamen siyasal bir boyutta oluşuyor. Uzun yıllar bunlarla basın sözcümüz Sevgi Erenerol mücadele etmiştir. Günümüzde hala kabul etmediğimiz şeylerdir. Ama insanların aklında böyle bir soru işareti olursa, dediğim gibi hani biz herhangi bir şekilde din değiştirme vesaire yapmıyoruz. Ama her zaman kapımız açıktır. Hı. Ayinlere katılabilirler. Bunda hiçbir beis yoktur. O yönden çekinmesinler. Hani öyle bir kısıtlamamız vesaire bulunmamakta. En Anladım. nihayetinde orası bir yerde Tanrı'nın evi. İnanan içinde, inanmayan içinde kapısı her zaman açık olması gereken bir yerdir. Chris Bey gibi nasıl beyefendi olabiliriz demiş bir izleyicimiz. Çok sağ olsunlar. Teşekkürler. O halde ben ilettim arkadaşlar sorularınızı. Selçuk Bey, sizin de son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa, başka anlatmak istediğiniz bir şey varsa veya son sözler, onları alabilirim. Ben vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Ben vaktinizi çok teşekkür ayırdınız. ederim. Konuşmalarımı küçük bir anekdotla bitirmeyi çok severim. Tabii. Müsaadeniz olursa kısaca hemen ondan bahsedip öyle veda etmek isterim. Şöyle ki, Erener Ol soyadının anlamını Hı. soranlar çok oluyor. Çocukluğumdan beri bununla bayağı karşılaştım. Hani ilk duyduklarında belki E'lerden dolayı birbirini takip ettiği için Eren Ol, Eren Oğlu, Eren Er Oğulları vesaire gibi bir sürü varyasyonla hayatımda karşılaştım. O yüzden Eren Erol'un anlamını hep söyleyerek, açıklayarak bitirmeyi uygun görüyorum. Şöyle ki, soyadı kanunuyla beraber Papa Efkim kendine Eren Er Ol soyadını alıyor. Yani ermiş bir asker ol. İlk günden beri milli mücadeleye destek verip Atatürk'ün yanında bulunan Papa Eftim, bu soyadıyla beraber de başından beri ve sonraki nesillerinin de Mustafa Kemal'in askeri olacağını tescil etmiştir. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Alkış sesleri duyulmadı diyeyim çünkü herkes ekranları başında olduğu için. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ederim Sayın Mumcuoğlu. Çok teşekkürler. İyi akşamlar dilerim. İzleyenlere de teşekkürler. Selçuk Bey'i açıklama kısmında yine Twitter'ından takip edebilirsiniz. O halde izleyenlere de size de iyi akşamlar diliyorum tekrardan. Görüşmek üzere. Herkese akşamlar. Çok sağ olun.